Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometrik Geometri Kampı'nın 29. haftası 5. videosundayız. Ne yapacağız? Küre konusunun konu anlatımına başlayacağız. İki video olarak planlıyorum. Hadi ilk videoyla dersimize başlayalım. Küre tanımına bakalım öncelikle. Uzayda sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yeri ne oluşturuyor? Bir küre oluşturuyor. Biz bunu daha öncesinde nerede yapmıştık? Düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaktaki noktaların geometrik yeri neydi? Bir çember belirtiyordu. Hatta içi doluysa yani küçük eşit olduğu zaman biz buna ne diyorduk? Daire adını veriyorduk. Şimdi düzlemde şey olduğu zaman yani uzayda olduğu zaman R birim uzaktaki noktaların geometrik yeri de bize küreyi belirtiyor. Arkadaşlar küre gerçekten çok kolay bir konu ve konunun başında size şunu söylemek istiyorum. Küre konusunda küre sorularına çember muamelesi yap soruları çok rahat bir şekilde yap. Çemberi zaten çok iyi biliyorsun. Merkez teğet çektik, merkez giriş çektik olaylarını dal. Da bunu yap. Ama çemberin içinde de eski konular yine vardı. Yani dik üçgen, mük üçgen yine bunlarla uğraşacaksınız tabii ki. Bu konularda önemli yere sahip. O yüzden küre konusunu yaparken ne yapacakmışsın? Çember, çember, çember. Peki kürede iki şey bilmemiz gerekiyor. Bir, hacim, iki, alan. Hocam hacmi bilsek, hacim neymiş? 4 bölü 3 pi r küp. Hacmi bilsek alan da rahat bir şekilde şey yapabilirsin. Hani kimileri böyle daha çok akılda tutuyor. Sadece hacmi ezberliyor. E, hacmin türevini al. Daha türevi görmemişsinizdir büyük ihtimalle ama neyse. Hacmin türevini al. 3 başa geliyor ya. 3'ler gitti 4 pi re kare kalıyor. İşte hacmin türevi de bize neyi veriyor arkadaşlar? Alanı veriyor. Ya da alan dediğimiz 4 tane pi re kare olarak ekstradan bir Hacim dediğimizde 4 bölü 3 pi re olarak bil. Ondan sonra bütün küre sorularını yap. Ama nasıl? Çember muamelesi yaparak yap. Tamam mı dostum? Hadi bakalım. Şimdi şuna bakalım. Ne diyor? Bir not var. Arkadaşım bir düzlem ile bir kürenin ara kesiti daima mı daima bir dairedir. Küreyi kestiğin zaman şöyle şu bir daire oluyor. Eğik de kessen, düz de kessen, aynı şekilde böyle de kessen şey oluyor. Peki bu küredeki en büyük kesit nedir? Tam merkezden geçen, yani çaptan geçen, merkezden geçen işte şu kesittir. Peki bu kesitler ne zaman küçülüyor? şöyle merkezden uzaklaştıkça daha da ne oluyor arkadaşım? Hop şöyle küçülüyor. Oradaki kesitler merkeze ne kadar uzaksa o kadar da küçük olur diyebiliriz arkadaşım. Tamam Evet burada kesitlerin de dair olduğunu gördük. Şimdi örneğe başlayalım. Bakalım ne diyor örnek? Bir kürenin yarı çap uzunluğu çapının uzunluğu 10 santimetre olan başka bir kürenin hemen kürenin şeklini çiziyorum. Çapının uzunluğu 10 santimetre olan bir küre çizdim. Şöyle bir köre çizdim. Yarı çapı kaç yaptı o zaman? Yarı çapı 5 yaptı. Eyvallah. Merkezinden 4 santimetre uzaklıktaki merkezinden 4 santimetre uzaklıkta tam buradaki uzaktaki kesitinin kesiti her zaman bir daire olmuyor muydu arkadaşlar? Şöyle. Evet. Şurası 4 santimetreymiş. Bunun yarı çapını bulacak olursam diğerinin nesini bulacağım arkadaşlar? Yarı çap uzunluğunu bulacağım. Evet. Kesitinin çap uzunluğuna eşitmiş yalnız. Dikkat edin. Şuradaki kesitin çap uzunluğu bizim Başlangıçtaki kürenin nesine eşit oluyormuş, yarı eşit oluyormuş. Arkadaş ben size ne dedim? Videonun başında ne dedim? Ne dedim ben sana? Çember soruları yani küre sorularında çember muamelesi yap. Hocam merkez giriş çektik oldu burada 90 derece. Değil mi? Çünkü keş parçaya böldüğü zaman en etkili silahımız yarıçap çizmekti. Al sana yarıçap. Hocam yarıçap 5 4 5 ne üçgeni? 3 4 5 üçgeninden burası 3 üç geldi mi? Geldi. Hocam burası üçgen burası da 3. İşte bu kesitin çapı bizim diğer kürenin nesiydi? Diğer kürenin yarı çapıymış. E diğer kürenin yarı çapı ne olacak o zaman? 3 3 daha 6 olacak. E madem 6 oldu. Kürenin hacmi nedir diye soruluyor. Hacim 4 bölü 3 pi r küp. Yani 4 bölü 3 pi çarpı r 6 çarpı 6 çarpı 6. Sadeleştirelim. 2 yaptı. O zaman bu da ne oldu? 36 artı 8 yaptı değil mi? Evet 36 ile 8 çarpsak 6 kere 8 48. 3 kere 8 24. 24. 288 mi yaptı? Evet. 288 pi olarak bulduk cevabı arkadaşlar. Evet cevabımız 288 pi oldu. Soruyu okuduk düzgünce. Ne demek istediğini anladık ve işlem yaptık. Kendiliğinden yarıçap çıktı. Yarıçap işte bu kesitin çapına eşitti. Cümleyi de iyi anlamak lazım. Birinci soru 288 pi oldu. Geldik ikinci soruya. Yandaki şekilde çapı 26 santimetre olan bir kürenin merkezinden. Arkadaşım kürenin merkezi burası olsun. Çapı kaç diyor? 26. Yarı çapı kaç olacak? 13 olacak. Aklımızda bulunsun. Merkezinden 5 santimetre uzaklıktaki AB çaplı. Evet merkezinden 5 santimetre uzaklıkta. Merkez kiriş dik yaptık. Bu 5 santimetre uzaktaymış. Kirişi iki eşit parçaya böldü mü? Böldü. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çap uzunluğu da 13'tü. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden. Burası 12, burası da 12 oldu mu? Oldu. Evet AB çaplı kesiti verilmiştir. AB çaplı bir kesit. Eyvallah. Buna göre ABC üçgenin ağırlık merkezi ile kürenin merkezi arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Oo. ABC üçgenin ağırlık merkezini bulacağım. Arkadaşım öncelikle şu üçgen çapı gören çevre açı 90 derece değil mi burada? Evet. Hocam burası 90 derece. Ağırlık merkezi nerededir? Kenar ortay doğrusu üzerindedir. Hocam 90'dan bir kenar ortay çizersek böyle 12, 12, 12 mi oldu? Evet. Ağırlık merkezi de burası oldu. Ağırlık merkezinde 1'e 2 oran var. 12, 3'e böl. 4. Burası 4 olacak. Burası da kaç olacak? 8. Şimdi bu şu aşağıda kesin dedik ya o zaman burada açı da 90 derecedir. Ve benden ne isteniyor? Kürenin merkeziyle şuradaki ağırlık merkezi arasında uzaklık isteniyor. Yani işte tam olarak bu isteniyor. A hocam dik üçgen. Dik üçgenin bir kenarı kaç? 5. Diğer kenarı kaç? 4. Yani bizden x isteniyor ya. X'in karesi eşittir. 5'in karesi artı 4'ün karesi. İşte yani bize uzunlukları kendisi çizdirdi. Yeni nasıl soru diyebiliriz arkadaşlar kendisi soruyu anladık ve çekti çizdik. Ve düzlemedik olduğundan burası da 90 derece oldu. Ve böyle güzel bir şey çıktı. Yani bu 25 artı 16'dan kaç yaptı? 41 yaptı. x de böylelikle kök 41 olarak bulduk. Evet örnek 2 kök 41 bulduk. Geldik örnek 3'e. Şimdi o merkezli yarım küre şeklindeki bir kap içerisinde 9 santimetre yüksekliğinde su vardır. Arkadaşım bu 9 santimetre yüksekliğinde su sen kabı nasıl koyarsan koy. Bu suyun yüksekliği yine 9 santimetre olmaz mı? Olur. Yani sen buradan şu zemine dik çizsen. Yani merkez var, teğet var. Çek, dik yaptın. E hocam şu zemindeki, şuradaki mesafe 9. Sen burada da aynı şekilde zemine şöyle bir merkez var, teğet var. Çek, dik yapsan. Yine aynı şekilde bizim şuradaki suyun şuraya olan uzaklığı yine kaç olacak? 9 olacak. E buradaki kesiti... Kullanayım ben. Bu kesitte nasıl kullanacağım? Şöyle çapı çizecek olursam. Burada da aynı zamanda iki eş parçaya böldü. Değil mi? Merkezinden geçti burada. İki eş parçaya böldü. Hatta bu da zemine dik oldu. Burası da zeminle su her zaman paralel. Yön yani dolayı da 90 derece diyebiliriz. Evet. Şimdi kap içerisindeki su tam dökülme konumuna gelinceye kadar yana yatırılınca kabın zemine en uzak noktasının zemine olan uzaklığı 25. Evet kabın şuraya olan uzaklığı arkadaş burası 90 derece. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derece. E o zaman 90 ise devamı da 90. Yani şuradaki uzaklığı vermiş oluyor bize. 25 olarak verilmiş. E 9'u buradaysa burası da 9 değil mi? Evet. Bunun tamamı 25'te. buraya ne kaldı? 16. Hocam şunlar birbirine paralel. Bak üçgensel bilgiler çıkıyor karşımıza. Bir orta çıktı. 16 ise burası kaç oldu? 8. A 17. Bak bu bizim yarı çapı. Kürenin yarı çapı Kürenin yarı çapı kaç? 17. 17 ise o zaman bu da yarıçap 17. 8, 17 ne üçgeni? 8, 15, 17 üçgenden 15 çıktı burası. Burası da 15 çıktı. Evet suyun dairesel yüzeyinin alanı. Suyun şuradaki dairesel yüzeyinin alanı isteniliyor bizden. O da pi 15'in karesi yapar. Pi re kareden dolayı. Yani 225 pi yapar cevabımız. Güzel bir soru. Kolay bir soru. Zor bir soru değil. Verilen bilgileri tek tek kullanınca sonuca rahat bir şekilde ulaştık. Evet örnek 3'ü 225 pi bulduk geldik örnek 4'e. Küre şeklindeki bir tahta yontularak bir ayrıtın uzunluğu 2 kök 3 olan bir küp elde ediliyor. Hmm. Bir küp elde ettim. Tamam önce küp içteyim. Arkadaşım küreyi yontarak bir şey elde ettim. Yalnız dikkat. Küreyi yontarak ee, bir küp elde ettim. Peki. Küreyi yontarak bir küp elde ettim. Bizim küremiz şu şekilde olabilir arkadaşlar. Çok büyük olabilir. Abi böyle olabilir. Bunu yonttum. içeriye bayağı bir kaçtık. O şekilde de olur. Ama bu yontulmadan önce kürenin yüzey alanı en az kaçtır diye soruluyor bize. E ben şunu da yontsam, şunu da yontsam, şunu elde ediyor ya Ama bizden yontulmadan önce küre yüzeyinin yüzey alanının en az durumu soruluyor. O zaman ben burada öyle bir yontma işlemi yapacağım ki küremiz şu şekilde olacak. Köşelere temas edecek o zaman, değil mi? Hatta şu en uzun köşegen hangisi? Cisim köşegeni değil mi? Cisim köşegeni olan şuradaki yerlere temas edince şöyle aslında şey olacak. Yani şuradan da temas ediyor. Buradan da ön yüzeyi ön taraftan buradan da temas ediyor. Buradan da temas ediyor. Buradan da temas ediyor aslında. Tam buradan temas ediyor da o temas noktalarını gösteremiyorum sadece. Burada ne oldu? İşin esprisi zaten bu. Ben bu küreyi yonttum. Bu köşelerine temas etmesi lazım. Olayın e buradaki cisim köşegeni ne burada? Bak bunun cisim köşegeni aynı zamanda küpün de nesi olmak zorunda? Çapı olmak zorunda. Peki bir ay uzunluğu 2 kök 3 olan bir küp elde edilmişti. 2 kök 3 ya burası. E cisim köşegeninin uzunluğu nedir? 2 kök 3'ün kök 3 katı. Yani cisim köşegeni kök 3 katıydı. 6 yaptı. E bunun tamamı 6. Altı, çapı 6 ise o zaman geri çapı kaç yapacak? 3, 3 yapacak. Kürenin yontulmadan önceki yüzey alanı nedir diye soruluyor. Kürenin yüzey alanında 4 tane pi re kareydi. Yani 3'ün karesi yapar. O da 36 pi yapar dostlar. Cevap böylelikle 36 pi oldu. Evet, önceden bu soruları görün ki sonrasında sıkıntı yaşamayın de. Bakın böyle sözel soruları da yazmışım. Geldik örnek 5'e. Yukarıdaki şekilde D doğrusu ile O merkezli kürenin A ve B noktalarında kesimi gösterilmiştir. Evet. D doğrusu ile bir küre, yani bir küre şeklindeki bir pasta diyebilirsiniz. Şöyle içine delip geçen bir çubuk makarna gibi düşünebilirsiniz. Neyse. Evet, kürenin yarıçapı 6 olarak verilmiş a b 6 kökü olduğuna göre kürenin yüzeyinde hareket eden bir karıncanın a noktasından b noktasına gitmek için aldığı yol arkadaşım şu küre yüzeyinde hop şuradaki yay uzunluğu isteniyor aslında küre yüzeyi bir yay değil midir arkadaşlar evet e sen burada küre üzerinde bir şey gösterdiğin zaman daima yay yapmak zorunda hatta küredeki şuradaki yere geldiğin anda şöyle bir yay yapmak zorunda değil mi çünkü küremiz bu şekilde şey yapıyor yarıçapları da 6 e o zaman burada da en etkili silahımız yarıçap çizmek al sana yarıçap al sana yarıçap ve bizden ne isteniyor? Hocam bizdeki bak içinden geçen çizgi 6 kök ki. Aslında burada böyle bir yay uzunluğu var. A'dan B'ye giden bir yay uzunluğu boyunca gitmek zorunda. Yay uzunluğu soruluyor bize. Yarı çapı kaç? 6 burası 6 burası. A 6 6 6 kökü. O zaman burası 90 mı oldu? Evet. Yani bizden çeyrek yay uzunluğu isteniyor. X o da 2 pi r. Bö 90 bölü 360 değil midir? Ya da çeyrek dediğimiz direkt bölü 4 de diyebilirdik. Yani buradaki yay uzunluğu 2 pi'ye 90 bölü 360'dan bulunur dostum. Şunlar şunlar gitti 4 kaldı. 12 pi'yi bölü 4'ten cevabı 3 pi olarak buluruz. Çünkü küre yüzeyi bir dairesel yani şöyle yay uzunluğu şeklindedir. Yani 6 kök 2 değil de yay uzunluğu şeklinde bulacağız. O da 3 pi çıktı arkadaşım. Örnek 5 3 pi oldu geldik örnek 6'ya. Şekil 1'de bir kürenin zemine paralel olacak şekilde kesilmiş hali gösterilmiştir kesit yüzeyinin çapı 4 kök 3. Arkadaşım kesit yüzeyinin çapını 4 kök 3 vermiş. E uzan kesit yüzeyinin çapı 4 kök ise burada da merkez kiriş çektik yapacak olursak hani çember şeklinde şöyle düşündük olursak. E, merkez kiriş çektik. Şurası çember şeklinde daha doğrusu. kürede de tamamladım burada. Merkez kiriş çektik. Yarı çapı da ne oldu? 2 kök 3. 2 kök 3 mü oldu burası? Evet. Sonra kesit yüzeyine olan uzaklığı kaçmış? 6 santimetreymiş. Evet kesit yüzeyinin çapı A4 kök santimetre ve kesit yüzeyinin zemine olan uzaklığı pardon merkez T çektik yapınca zemine olan uzaklığı şuradaki uzunluk 6 olarak verilmiş bize. E şuraya bir R diyecek olursam buraya 6 eksi mi kaldı? Evet en etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Hocam burası da R mi oldu? Evet. Şimdi bizden Pisagor bağıntısı yapmamız isteniyor. Yani burada R kare eşittir 6 eksi R'nin karesi artı 2 köküçün karesi hissedebilirsin de. Çünkü burada ne isteniyor senden? Bu yay uzunluğu isteniyor. Büyük ihtimalle özel bir açı çıkacak. E, özel açı deyince de 30-60-90 falan filan da diyebilirsin. Bence şurası 30, burası 60. 60'ı karşı 2, 2 30'un karşısı 2. O zaman burası da 4 olur. E, gerçekten de 6, şurası 4 yazdığımızda burası da 2 sağlanıyor arkadaşlar. Burada işlem yaptığımızda da çıkacak. Neyse ben Pisagor'dan yapayım. R kare eşittir. 36 eksi 12 R artı R kare artı 12 yaptı. R kareler gitti mi? Gitti. 12 R eşittir. 48 oldu. Ve böylelikle R'yi kaç bulduk arkadaşım? 4 bulduk. Evet R 4 ise burası 2 çıktı. Gerçekten de 30 60 90 üçgen çıktı. Çünkü 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2'dir. Burası da 30 burası da 60 oldu. Şurada kaç kaç oldu? 120 oldu. Ben bunu böyle döndürmüşüm. Döndürdüğüm zaman bak B noktası şöyle döndürdüğüm zaman şöyle devrilmiş. Bakalım. Kesilen küre yüzeyi Küre ok yönünde izlediği yol doğrusal olacak bir şekilde AB çaplı kesit yüzeyi zemin üzerinden kalıncaya kadar yuvarlanarak şekil ikideki gibi duruyor. Hani buraya kadar geldi. Tam B noktası buraya gelecek. B noktasından sonra da bir devrilme yaşayacak. A noktası da buraya mı gelecek? Evet normalde B noktası burası. B üssü diyelim burası da ne olacak? A üssü olmak zorunda. Buradan buraya gelene kadar bu devrilme şu uzunluk kadar değil midir arkadaşlar? Şuradaki uzunluk evet. Buradaki yay uzunluğu kadardır. 120'lik yay uzunluğu isteniyor aslında bizden. Şuradaki CD isteniyor. Yani bu yay uzunluğu olmuş oluyor da. O yay uzunluğu da nedir? Arkadaşım 2 pi R. O da 120 derece bulduk. 120 bölü 360'dan bu bu gitti 3. O da kaç yaptı? 8 pi bölü 3 yaptı arkadaşım. Evet 8 pi bölü 3 olarak buluruz. Şuradaki uzunluğu. E bu uzunluk da bu uzunluğa eşit. Cevabı 8 pi bölü 3 çıkmış oldu arkadaşım. Örnek altının cevabı. Geldik örnek 7'ye. Abi şunu çok seviyorum. ÖSYM'de sorar mı sorar. Dikkat edin. Hacimleri 4 santimetre küp olan küreler yandaki şekildeki gibi bir dik silindir içerisine konmuştur. Daha önce söyledim. Silindir, koni ve silindir, koni ve küre birbirine çok yakışan konulardır. Silindirin içerisinde küre koni ile küre ya da koni ile e, silindir iç içe çok güzel bir şekilde soruluyor. Her üçü de aynı şekilde iç içine de olabilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet hacimleri 4 olan küreler. Aa burada ne yapacağız? Hocam çemberler birbirine değiyor. Hani çember muamelesi yapıyorduk ya yapalım çember muamelesi. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Çemberler birbirine değince burada da merkez teğet çektik yapalım. Burada da merkez teğet çektik yapalım. Çemberler birbirine değince bir de merkezleri birleştirdik. Hop birleştirdik. Hocam burası r iken bak burası da r burası da r ee, silindirin yarıçapı da ne oldu? r oldu. E hocam burası da R. 2, 4, 6, 8. Şurası da ne oldu? 8R oldu. Hacimleri 4 santimetre küp olan küreler. Yani 4 bölü 3 pi R küp eşittir 4 olarak verilmiş. Pi R küpü kaç buluruz buradan? 3 olarak buluruz. Bu dursun. R³. R saçma bir şey çıkacak. Küp kök 3 bölü pi şeklinde çıkacak hatta değil mi? Bu dursun bakalım. Pi R küpü 3 bulduk değil mi? Buna göre silindirin hacmi en az kaçtır diye soruluyor. Niye en az soruluyor? 4 tanesi tam sığdıracağım ya tam sınırda sığdırayım. Bu normalde daha da büyük olabilir. Hani bunun içine 4 tane sığabilen silindir daha da büyük olabilir aslında. Ama en azı soruluyor. En azında teğet olan değil midir? Yani yüksekliği 8R olan değil midir arkadaşlar? Evet. E o zaman bizden silindirin hacmi isteniliyorsa pi r kare çarpı h yani 8 r kare. Yani bu ne yaptı? 8'i başa al. 8 pi r küp yaptı. A pi r küpü zaten 3 bulmuştuk. O zaman 8 çarpı 3'ten cevap kaç çıkar arkadaşlar? 24 çıkar. Tam sınavlık şahane bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Evet örnek 7'yi 24 bulduk. Geldik örnek 8'e. Şekilde yan alanı 61 bir birim kare olarak verilen bir koninin içine koninin yan yüzeyine ve tabanına teğet olacak biçimde bir küre konmuş. Arkadaşlar küre soruları. Hemen çember muamelesi yapıyoruz. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Aynı zamanda konide yan alandan da bahsetmiş. Yüksekliği çizeceğiz demek ki. Hani yükseklik tam alttaki şeklinde ağırlık merkezine denk gelecek burası doğrusal hatta şuradan bir yarıçapı da çizecek olursak neler geldi şöyle bir dik üçgenler falan filan geldi. Şimdi koninin taban yarıçapı kürenin yarıçapının çapının iki katı olduğuna göre arkadaş burası r iken burası 2r diye söylenmiş. E çember muamelesi yapacağız ya şu t t uzunlukları birbirine eşit oluyordu yani burası da ne oldu 2r oldu. E sonra ne yapacağız yanal alanı vermiş ve olayı kullanacağız. Arkadaşlar burada takıldık kaldık. Buranın da R olduğunu biliyor sadece. Burada bir işlem yapmalıyız. Ne yapmalıyız? Bak burası 90 burası da 90. 90'lara mı da şu. Dal alfa beta ya, Alfa 90 beta. E, alfa 90 beta. E hocam şu üçgen ile büyük üçgen benzer oldu. Alfanın karşısı R iken alfanın karşısı 2R. Güzel bir benzerlik var burada. Yani 1'e 2 oran var. O zaman betanın karşısına ben ne diyeyim? A dersem buradaki betanın karşısı ne olur? 2A olur. E hocam burası 2A iken burası 2A eksi R oldu. Şimdi burada 90'ın karşısı 2A eksi R iken 90'ın karşısı burada da ne olmak zorunda? 2 katı. Çünkü 1'e 2 oran var ya 4A eksi 2R olacak. A hocam şu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Yani A artı 2R eşittir 4A eksi 2R olduğundan dolayı. Buradan dolayı ne geldi? 3A eşittir 4R geldi. Yani R yerine ben 3K yazarsam A'yı da 4K diyeceğim. Hemen yazalım istersen. R yerine 3K yazdığımda burası 6K yaptı. Ondan sonra A yerine de 4K yazacağım. A da 4K oldu. Yazalım. Burası da 6K. E hocam burası ne yaptı o zaman? 6, 4 daha 10K yapmış oldu burası. R'yi de zaten ne bulmuş olduk? 3K bulduğumuz için burası da 3K oldu. Bir de bize yanal alandan bahsetmiş. Yanal alan neydi? Piril değil miydi? Evet piril 60 piymiş. Yani pi çarpı R dediğimiz ne? Ama koninin pirilinden bahsediyorum ben. Koninin yarı çapı 6K değil mi? Evet 6K çarpı. Koninin yan yüz şeyi ayrıtı ne? 10K. 10K eşittir. 60 pi ise. Buradan pi'ler nanay oldu. 60K kare eşittir 60'tan. K kare eşittir 1'den. K'yı da böylelikle 1 olarak buluruz. O zaman kürenin yarı çapı ne çıktı arkadaşlar? Kürenin yarı çapı da 3 çıktı. Dikkat et. Burada piril yaparken buradaki R ile konideki R farklı R onu karıştırma tamam mı? Biz burada koninin yan alanını buluyoruz piril. Yani pi çarpı R dediğimiz 6K L dediğimiz 10K. O işlemi yaptık. Büyük ihtimalle o hatayı yapardın sen. Neyse devam edelim. Bizden ne isteniyor? Kürenin yüzey alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Arkadaşlar kürenin alanı 4 tane pi R kare değil miydi? Evet. R dediğimiz kaç? 3. O zaman 3'ün karesi. O zaman Burası 9 yaptı. cevapta kaç yaptı? 36 pi'ye eşit oldu. Yani bu soruda ne oldu? 36 pi'yi bulduk. Soru ne sorusu? Tamamıyla çember sorusu değil mi? Eski konulardan çıkmıyor mu? Bak üçgende benzerlikle uğraştık burada. Gördüğünüz üzere o yüzden küre sorularını lütfen ama lütfen özellikle uzunlukla ilgili ifadeler varsa ne yapacaksın? Çember muamelesi yapacaksın. Geldik örnek 9'a. Bu videonun son sorusu olsun. Yarı çap uzunluğu 12 birim olan Yarım küre şeklindeki bir taht, tabağın içine en büyük hacimli bir top konduktan sonra en büyük hacimli top tam içine konuluyor. O zaman en büyük hacimli top tam merkez. Şu çemberler birbirine deyince merkezleri birleştir. Hocam en büyük hacimli topun yarıçapı r ise o zaman kürenin yarıçapı ne olacak? 2r olacak. Yani şu tabağın yarıçapı kadar. Tabağın yarıçapı 2r kadar buradaki topun çapı olacak. Hani 2r'den biraz büyük olsa tabağın içine sığmaz. Zaten. E, tabağın içinde kalsın diyor bize toplar. Neyse. O zaman ben buradaki neyi buldum? Şuranın yarı çapının 2R olduğunu buldum. Şuradakinin yarı çapını da R olarak buldum. Ve bu arada yarı çap uzunluğu 12 birim olan yarım küre şeklindeki bir tabaktan bahsediyor. Yani 2R eşittir 12 ise R'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 6 olarak bulduk. Sonra en büyük hacimli bir top konduktan sonra başka bir top daha konuluyor. Bu top daha konuluyor. Topların her ikisinde tamamı tabağın içinde olduğuna göre küçük topun hacmi en çok kaç birim küptür diye soruluyor. Şimdi ben size ne dedim? Çember muamelesi yapın demedim mi? Evet. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyoruz? Merkezleri birleştir. Hop oh, birleştirdik. Hocam burada da birleştirdik. Çok güzel. E bir de bu yarım küreyle buradaki küreyi düşün. Burada da merkezleri birleştireceğiz. O da değme noktasından geçmek zorunda. Bunun yarıçapına x diyeyim. E o zaman hocam büyüğün yarıçapı çapı 12 idi. Buraya ne kaldı? 12 eksi x kaldı. Sonra bunun yarıçapı x, bunun yarıçapı da 6. E hocam karşımıza bir dik üçgen falan filan çıktı mı? Çıkmadı. E ne yapacağız? Dik üçgeni biz kendimiz oluşturabiliriz. Peki nasıl oluşturabiliriz burada? Hocam şu da tabağın içinde kalacak ya. Bu topun hacminin en büyük değeri isteniyor ya. Şuraya 12 eksi x yazdık. Eyvallah. Burası da x ya. Şurada da tam teğet olması lazım buradaki yüzeye. Yani şurada da teğet olacaksa eğer merkez teğet çektik yapacak olursak burası da x oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapacağız burada? Peki burayı da x olarak bulduk. Aa hocam dik yamuk ya bir şey çıktı. Yani şurada bir dik dörtgen oluşturacak olursak. Hop şöyle bir dik dörtgen oluşturacak olursak. X ken, burası da x oldu. E buraya da 6 eksi x kaldı. E hocam iki tane pisagor. İşte tam olarak burada pisagor ve burada pisagor yapacak olursak olay bitti. Hocam her iki pisagorda da ortak olan kenar var mı? Var. Bak dik üçgende bile dedim. Ta katı cisimde kullanacaksınız dedim. Bak ikili pisagorlarda ortak olan kenar varsa ortak olan kenarı yalnız bırak. H kare neye eşit? Hocam x artı 6'nın karesi eksi. x artı 6'nın karesi eksi. 6 x x'in karesine eşittir h kare. Aynı zamanda diğeri de h kare neye eşittir? Burası 12 x 12 x x'in karesi eksi. x'in karesine eşit olacak arkadaşım. Buradan x kare artı 12 x artı ne geldi? 36 geldi. Sonra bunun karesini aldığın zaman da 36 eksi 12 x artı x kare geldi ama önünde eksi var eksiyi atacağım. eksi burası artı burası burası da eksi mi yaptı evet eşittir 144 artı eksi 24 x artı x kare bir de orada eksi x kare mi var evet şurada şu x kare olacak tamam x kareler nanay mı nanay buradaki x kareler nanay mı nanay sonra eksi 24 x'i öbür tarafa atalım şu 24 burada da 24 x var toplam 48 x yaptı 48 x eşittir şu 36'lar da buradan nanay oldu. Burada hiçbir sayı kalmadı. Öbür tarafta sadece 144 kaldı. O zaman 144 kaldıysa 3 kere 8 24. O zaman buradan böylelikle x'i de kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Evet x 3 çıktıysa buradaki topun yüksekliği en yüksek kaç oldu? 3 oldu. E o zaman yani yarış yapı 3 oldu. Bizden de bu topun hacmi isteniliyor. 4 bölü 3 pi r küp olacaktır. Bu da 4 bölü 3 hacim. Pi çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 olacaktır. Bir tane 3'ler şöyle gitti. 3 kere 3 9. 4 kere 9 36. Bu da 36 pi'ye eşit olmuş oldu. Evet böylelikle bu soruyu da hallettik. Bir sonraki notta not ve sonrasında devamını bir sonraki videoya bırakırız arkadaşlar. Bakın yine küreyle ilgili baya ilginç sorular yaptık bu soru. Bu soru işte şu soru çember hep çember muamelesi yapmadık mı yaptık. Yani anlayacağınız işin özü mantığı bu konu ne konusu aslında? Bir çember konusu. Çemberde uzunluk konusu ya da çemberin yay uzunluğu konusu ya da dairede alan konusu. O yüzden sen küre konusuna geldiğin zaman çünkü en rahat yapacağın konu da bu. Bu şekilde düşündüğün zaman çember muamelesi yaptığın zaman. O yüzden sen çünkü çemberi daha iyi yapıyorsun. Bu konuyu çok ama çok rahat bir şekilde yaparsın. Sınavda cepte olan bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Küre ama çember muamelesi yapmayı ihmal etme. Ama tabii her zaman çember uzun, çemberdeki uzunluk muhabbetinden de çıkmayabilir. Sadece hacmini, sadece alanını falan da sorabilir. Böyle uzunluklar işin içine girince çember muamelesi yapınca sonuca ulaşıyorsun. Evet böylelikle kürenin ilk videosunda bitirmiş olduk. İkinci videosunda yani son videoda, son konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.